Bana burada cicit derler. Hemen Kübra Nisa'nın kanalına abone ol ve like at. Çünkü seninle çok yakında kanka olacağız. Haydi video başlasın. Ya bu köpüş de ne kadar tatlı ve komik ya. Ya benim bir tane çitosum vardı, nerede o? Heh, şurada birazcık yiyeyim onu. Nem 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 nem. Uf, kafaya dikince de çok güzel oluyor. Kıtırlar hep ağrıma geliyor. Nem 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 nem. Anişko. Babiş. Babişko. Nereye gidiyorsun? Kızım görev bekliyor. Ondan dolayı artık benim gitmem lazım. Askerliğe gidiyorum. Ne? Babişko ama daha çok erken. Gitme lütfen. Ben sensiz ne yapayım Babişko? Ben seni çok özleyim. Kızım ama kısa zamanda tekrar geleceğim, merak etme, tamam mı? Ne zaman Babişko, yarın mı? Kızım biraz daha orada kalmam lazım. Kusura bakma. Geleceğim ama merak etme. Hayır, hayır Babişko lütfen gitme. Babişko gitme, ben seni çok özledim. Ne olur gitme. Ne zaman döneceğini söyle. Beni de götür. Bak ben bu vazini şey sığarım baba. Bak benim kadar lütfen lütfen beni de götür. Kızım ama olmaz. Gerçekten olmaz. Çünkü orada bir görevimiz var. Zor bir görev kızım. Babişko görev neymiş ki? Ben de mesela Brawl Stars'taki görevlerimi yapıyorum. Güzel kızım, öyle bir şey değil. Her neyse, büyüyünce daha iyi anlayacaksın. Bir dakika, annem niye ağlıyor? Anne ne oldu? Babam kötü bir yere mi gidiyor yoksa? Ben onu özleyeyim, götürmeyeyim. Ya lütfen gitme Babişko. Hanım gitme, ağlama ya. Sen de hanım ağlama, çocuk etkileniyor. Ağlama, oy kıyamam. Hadi artık gitmem lazım. Tekrar görüşeceğiz, tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz bey. Hayır! Babişko gitme! Gitme ne olur! Hayır! Ya, gitme duy Babişko, gitme ya! Yetişemiyorum sana, lütfen koşma! Gidiyor! Gidiyor! Anam helikopter! Kızım üsteleme, babanın görevi var, gitmesi lazım. Gitmesi mi lazım? Nereye evet. Gidiyor? Peki ne zaman gelecek anne? Ben de bilmiyorum kızım. Ama niye ağlıyorsun ki anne? Babişkom gitti. Babişkom gitti. Olamaz. Olamaz. Babişkomu çok özleyeceğim. Nereye gitti ki? Nereye gitti? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben babiş olmadan ne yapayım şimdi? Kim bana çikolata alır? Kim canım kızım der? Kim saçlarımı tayar? Babişkomu özleyeyim ben. Böyle olmaz. Babişkomdan asla ayrılamam. Gidip onu bulmam gerekiyor. Anne, Babişkom nereye yok gitmişti? Neydi askerlik yapıyordu? Askerlik nerede yapılıydı? Bırakalım askerlik binasında kızım. Ne tarafta? Anneciğim ağlama artık da, ne tarafta? Söylesene yayını, bana bir göstersene balkondan. Gel bakayım Anişko. Ups, ay. Ups. Nerede? Kızım ama buradan gözükmez ki kızım. Nerede peki? Yayını tarif et. Dağ ucunda kızım, dağın tam başında. Dağın tam başında mı? Dağın tam başı nerede acaba? Duy bakayım. Hangi dağ acaba? Bu taraflarda bir şey yok. Anne şurada bir helikopter uçuyor. Babamın üstündeki formanın renginde. O tarafta mı? O tarafta da kızım, sen neden soruyorsun? Hiç anneciğim, hiç. Hiç sorun yok. Ben bir lavaboya gideceğim. Görüşürüz. Tamam kızım, görüşürüz. Koş gibi ya, koş gibi ya, koş koş koş. Bakayım. Annem balkonda değil. Koş gibi ya, koş 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 koş. Asla babam siz olmaz. Babamı çok özledim. Babamı bulmam gerekiyor. Babamı. Nerede acaba? Nerede acaba? Ne yapacağım? Babişko, Babişko. Neredesin? Seni çok özledim benden şimdiden. Sen olmasan ben ne yapayım? Kime sayılıyorum Babişko? Helikopter orada. Kesin babişim orada. Yağmur bile ağlıyor. Gökyüzü bile ağlıyor benimle. Ben babam olmadan ne yapayım şimdi? Kimin kızı oluyum? Ben onsuz yapamam ki. Babamın yanına gideceğim. Babamın yanına gitmem gerek. Babam olmadan asla olmaz. Çok özledim onu da şimdiden. Çok özledim.
Çok üşüdüm ya, çok yağmur yağıyor. Bu yağmurun da yağsa mı tuttu nedir ya? Ben gitmeyeyim diye oluyor hep bunlar. Ben gitmeyeyim diye ama pes etmeyeceğim. Gideceğim. Babişko'mu bulacağım ve geri getireceğim. Hem onu oraya kim götürdüyse, kim çağırıyorsa onun da cezasını yiyeceğim. Götürmesinler beni, babişkomdan ayırmasınlar. Çok özledim onu. Babişim, canım babişim. Şimdi bana boncuk boncuk bakar canım kızım derdi. Bakayım, helikopter buralardaydı. Ha, orada. Demek ki babişim burada. Bir tepe demişti annem. Demek ki bu tepede. Ay ama oraya nasıl gideceğim ki? Kesin beni almazlar. Hem babişkom beni görürse çok kızar. Ben ya bacaklarımı kıyar. Ay çok duymadan gitmem lazım. Şöyle gizlene gizlene, saklana saklana gideyim. Ay helikopterdekiler beni görürse. Anam ya, beni de vururlarsa, burada silah falan varmış. Helikopter duyuyor. Şöyle saklanayım biraz. Of of of. Ne yapacağım? Saklan saklan saklan. Helikopter bakmıyor. Saklan. Bu çalıların içine girmek harika oldu işte. Asla göremezler. Bakayım. Helikopter iniyor. Helikopter insin. Ondan sonra koşarak içeri gireyim ama nereye? Bir ileği var burada. Bir dakika bakayım. O benim babişim mi? Canım babişkom. İşte buldum seni. İşte buldum. Ahmet. Çabuk. Efendim. Hemen karargaha şu tırın ulaşması lazım. Ondan dolayı kapıyı açacağım. Hemen çıkman lazım, tamam mı? Tamam komutanım. Hadi çabuk bin 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 araca bin. Çabuk, kapıyı açıyorum ben. Hadi hızlı gel. Helal be aslanım benim. Bu kapının kapanması da biraz uzun sürüyor. Her neyse, basayım da tuşuna, o kapanır bir ara. Babişime yakalanmadan içeri girmem lazım. Girdim, girdim işte. İşte içeri girdim. Burası ne garip bir yer ya. Babişim burada ne yapıyor ya? Saklanmam lazım. Saklanmam lazım. Burada gözüküyorum. Kapı var burada. Dur bakayım. İçeride birileri mi var? Ay ay ay, birileri geliyor. Saklan saklan saklan. Yukarı yukarı yukarı. Saklandım işte. Bakayım. Kimseler var mı? Ay. Ay yakalanmamam lazım. Nasıl gideceğim? Oha! Ne yapıyor? Benim yanım babişim çalışıyor. Güçlenmiş 500 kilo kaldırıyor. Bu adam da kim ya? Babamın başında bekliyor. Asker, sporunu yaptın mı? Emredersiniz komutanım. Tabii ki yaptım. Yeni geldin değil mi sen? Evet efendim. Bakayım, çevik birine benziyorsun, evet. Her zaman asker, efendim. Buranın komutanı benim, ne dersem benim dediklerim olur, bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim, bizim için bir efsanesiniz. Siz kaptan pratiksiniz. Teşekkür ederim. Tamam asker, sporuna devam et. Sağ olun efendim. Babama niye böyle gıcık davranıyor? Ay, geliyor geliyor, çık 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 yukarı çık. Neyse gelmiyormuş. Ay. Gıcık adam. Hani çık 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 yukarı çık. Ay, yakalanacaktım az kalsın sinirli amcaya. Sinirli amca. Niye benim babama öyle davranıyorsun sen ya? Niye benim babama işkence yapıyorsun var ya? Seni geberteceğim var ya. Sen göğsün. Sen daha beni tanımamışsın. Göğsün. Komutanım çabuk gelin. Ne oldu asker? Karargahta bir problem var. Çabuk gelin. Allah geliyorum. Az kalsın görüyordum. Ne var acaba? Siz göğüsünüz. Babişimi buradan kurtaracağım. Kötü kalpliler. Dur şu an arkadan bir girişi vardır mutlaka. Biraz da şu tarafa bakayım. Ay çok yüksek, ben buradan atlarsam bacaklarım kıyılır. Ana şurada bir kapı gördüm. Ama oraya nasıl gideceğimi hiç bilmiyorum. Of ya of. Nasıl çıkacağım oraya? Dur bakayım. Şöyle bir şeyler yapayım. Ups. Helikopter buradaydı demek. Duy bakayım, bizim ev gözüküyor mu burada? Gözüküyor gözüküyor. Ay annem şimdi beni arıyor. Duy var ya, meraktan çatlamışsın. Ne yapayım, babişkomu çok özledim. Babişkom olmadan olmaz. Hadi bakalım. Burada bir tünel var. Anam. Buradan aşağı inebileyim. Hadi bakayım. Ops. Ay atlayamadım. Ops. Burası okul gibi ya. Babişkom burada okula mı gelmiş? Ne garip bir yer burası.
O öğretmen gibi bir şeydi galiba. Öğretmen idi o. Babişkom'a özel ders mi veriyor? Ne yapıyor? Ay, şuradan aşağı. Komutanım çabuk çabuk toplantı odasına. Herkes toplantı odasına. Çabuk 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 çabuk. Geliyor. Toplanın toplanın. Olağan dışı bir durum var. Babişkom geliyor. Aa, gördüm. Çabuk 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 oturun. Komutanım açılışı ben yapıyorum izin verirseniz. Tabii asker. Herkes geldi mi? Geldiler galiba efendim. Zaten tamam. En önemli komutanlarımızı çağırdık sadece. Efendim doğu kanadından Brock Yavan'a giriş yapmaya çalışan belli başlı bir zombi virüslü kişiler varmış efendim. Onların durdurulması gerekiyor. Ne diyorsun? Evet efendim. Lakin yapmamız gereken başka bir şey daha var. Şu yukarıdaki helikopterle belli başlı turlar atmamız gerekiyor. Yaklaşık saat başı 3 defa. Tamam asker, hemen başlayalım o zaman. Olur biliyorsun, efendim. Brock Haven'ın güvenliği bizden sorumlu. Emredersiniz efendim. Hemen yapıyoruz. Başlayın askerler göreve. Ne oluyor burada? Bilmiyorum efendim. Galiba bir fare düştü. Fare mi? Her tarafı araştırın. Zombi olabilir. Tamam efendim. Hemen araştırıyoruz. Kapansana kapı. Şöyle saklanayım. Ay, lanet olası pislik. Sen yine mi buradasın? Biliyorum. Ağzından laf almak zor ama eninde sonunda seni konuşturacağız. O zombi virüsünün neden dünyaya yaydığını anlayacağız. Hadi. Hadi komutanlar. Çabuk. Biri Ahmet komutan. Sen hemen yukarı çık. Helikopterle turlamaya başla. Tamam ben hemen yapıyorum. Emredersiniz. Komutanım sen de hemen yukarı çık. Biri gelir bir şey olur nöbet tutmaya başla. Komutanım ben de burada acil durumlar için yazışacağım. Tamamdır. Teşekkürler efendim. Bir durum olursa bana hemen haber ver. Emredersiniz komutanım. Yedek birlikleri çağırabiliriz. Tabii ki efendim. Oh be. Az kalsın hiç gitmeyecekler sandım. Yakalanacağım diye ödüm koptu. Amca bu yaş sinirli ya. Komutan dedikleri amca kimse çok sinirli. Aynı bizim öğretmen gibi. Aa, abi sen hiç konuşmuyor mu? Pişt. Sen niye buradasın ayrıca? Zombik bir şey yapmışsın galiba. Şuçlu musun sen yoksa? Yok yok kızım ya. Ben burada sadece virüs yaydım. Ondan tutuyorlar. He. Şunlardan birini tanıyor musun? Şurada anahtarları getir de. Buradan çıkart beni hadi. Duy bakayım. Evren bunu bitince açılıyor ama. Şey sen burada kalmaya devam et. Yoksa benim burada olduğumu anlayla. Hadi burada kal görüşürüz. Ben sana sonra çıkayım burada. Bay bay. Nereye gidiyorsun? Sus babam burada vallahi geberteyim beni sus. Bakayım. Asker dışarıda çatışma mı var? Hemen bakıyorum komutanım. Aşk kalsın beni görüyordu babişko. Önümden geçti görmedi koşuduğu için. Neydi acaba? Efendim atış talimi yapıyorlar dışarıda. Tamamdır. Aa, burası benim babişimin yatağı. Ana duy bakayım ne yapıyor? Anam atış yapıyorlar. Vay burası ne garip bir yermiş. Ay çok çişim gelmişti buraya çiş yapayım biraz. Çok tuvaletim gelmişti ne yapayım? Şöyle sifonda çekeyim de temiz kalsın. Fışşşt! Ay ay. Bakayım babişim nerede ya? Nerede kaldı yine? Babişimi bulup konuşmam lazım. Onu buradan götürmem lazım. Yeter artık burada duymak istemiyorum. Burası çok değişik bir yer. Of of buradan nasıl gidecektim ben? Neye gidecektim ben ya? Komutanım. Ha babişim sesi geliyor. Sakın sakın. Buyur. Komutanım çabuk. Neredesiniz? Tuvaletlerde bir sıkıntı var galiba efendim. Nasıl? Efendim bir gelirseniz anlayacaksınız. Buraya biri tuvaletini bırakıp sifonu çekmemiş efendim. Ya yalan söyleme çektim ya şimdi sifonu babişko ya. İçeride düşman askeri olabilir efendim. Sıkla. Nasıl? Efendim bakın. Evet. Kim yaptı bunu buraya? Bizim bilmiyorum askerler efendim. Yapmaz bunu. Bizim askerler eğitimli efendim. Ay, tuvaletlerini düzgün yaparlar. Bu işte bir şey var. Burada birisi var. Bence de efendim. Her tarafı arayalım. Dört kollu arayalım efendim. Hemen canlı ya da cansız onu sensörleri alın. Yakalayacağız. Sensörleri. Sensörlerle kontrol edin her tarafı. Tamamdır efendim. Anteni çalıştırıyorum ben. Görmediler. Oh be. Birisi girmiş buraya.
Saklan saklan saklan. Aa, yakalayacaklar beni şimdi, ne yapacağım? Babam beni yemedi. Ay komutan amca. Ay. Sen kimsin? Dur. Hiç kimse. Kaç köpeğe. Burada bir şey var. Gelin çabuk. Ufak bir çocuk galiba bu. Ufak bir çocuk mu? Kaç köpeğe, evet. Kaç köpeğe. Saklanıyor. Kaç. Kaçmam lazım. Babiş komik sinirli. Komutanı beni yakalarsa geberdi. Elinde silah var. Anne çok korkuyorum. Kaç. Ajan olarak göndermiş olabilirler. Helikopterler, her yeri arayın. Karargâhta çabuk alarmlar çalsın. Burası da neyse, ben neredeyim böyle? Başım döndü, kayboldum. Ay, ops. Ah, kapı da açılmıyor ya. Nerede kaldım ben böyle? Of. Ben şu sensörle araştıracağım. Bulacağım onu. Anne, çok korkuyorum. Kapana kısıldım. Ne yapacağız? Efendim, bütün giriş çıkışları kilitledik. Sıkıntımız yok. Buradan dışarı artık hiç kimse kaçamaz efendim. Ay. Tamam, onu bulalım hemen. Ufak. Bir çocuk bu. Allah Allah. Evet. Şimdi nasıl gelmiş buraya, anlayamadım ki. Allah, ben şimdi ne yapacağım? Seslerini şuraya açın. Şuraya açın hemen. Kilitli burası. Efendim, toplantı odasına gelin çabuk hepiniz. Çıkabileyim galiba. Koş Kübra, koş. Ah, nasıl çıkacağımı bile bilmiyorum. Kayboldum burada. Evet asker. Efendim, içeride en son görülen şey fareymiş. Şöyle göstereyim, kamerada yakalanmış. Bir fotoğrafı tamam. Var. Asker, ben bir fare kadar küçük bir şey görmedim. Bayağı büyüktü yani. Efendim, merak etmeyin. Komutanlarımız çok deneyimlidir. O fare ya da artık canlı bir şeyse, canlı ya da cansız yakalayacağız efendim. Hiç merak etmeyin. Herkes arasın etrafı. Dağılın. Herkes bahçeye, çabuk. Evet. Bakın şu etrafa. Geliyorlar. Şurada gördüğüm bir şey. Efendim, siz havalandırma kanalını kontrol edin. Çabuk, kaçtı gördüm. Diğerleri benle gelsin. Ne yapacağım şimdi? Beni suçlu zannediyor Babişkom. Babişkom, ben senin için geldim buraya, seni kurtarmak için. Allah, ne yapacağım şimdi? Of, ne yapsam? Kaçış yolu bulamıyorum. Of, şu çatı kapalı, ittireyim biraz açılsın. Açılmıyor. Açılsana. Açıldı sandım, açılmamış. Bahçe kapısı galiba, açılmıyor. Of. Ne yapsam? Açılmıyor. Olamaz. Şimdi ne yapacağım? Ah, gördüm seni. Gel buraya. Bak. Gel, kaçma. Amca, çok özür dilerim. Komutan amca, sen çok özür dilerim. Sen kimsin ya? Çok özür dilerim. Benim adım Kübra. Allah Allah. Küçük bir kız. Amca, ne yapıyorsun sen burada? Komutan amca, ne olur kızma bana, ne olur. Yani sen benim babamı niye buraya çağırdın? Ben benim babamsız ben nasıl yaşayayım? Babişkomu buraya getirdin. Ben de Babişkomu çok özlediğim için onu görmeye geldim. Senin baban kim? Benim babam Oğuzhan. Hani sizinle beraber toplantı yapıyordu ya. Onları da dinledim ben. Anladım. Yeni gelen asker. Benim Babişkom o. Bugün geldi. Ben Babişkomsuz yapamam. Onu lütfen bırak ya. Asker olmasın o. Ben onu çok üzülüyorum. Göreyim onu ne olur. Kızım, askerlik mecburi, yapmak zorunda. Ama ben uysuz ne yapacağım? O zaman beni de asker al. Ben de asker olayım, tamam mı? Ben de askerim. Seni de asker alalım, tamam. Evet, ben de asker gibi yapayım sizin gibi. Ne olacak ki, senin giysinden giyeyim. Olmaz mı komutan amca? Tabii, çok güzel olur. Seni çok sevdim ya. Gel bakayım benim kucağıma, gel. Tamam komutan amca, çok yoruldu bacaklarım zaten. Ay komutan amca. Çok eğlenceli. Evet, çok eğlenceli. Tünele başım duyuyor, ne kadar uzun boylusun komutan amca. Komutan amca, sıkıştık galiba. Evet. Nereden çıkacağımızı arıyorum. Aşağı in aşağıya. Ben burayı artık çözdüm. Yanlış gidiyorsun. Aşağı. Nasıl çözdüm? Ben çözemedim kaç yıldır. Ne yapayım? Sizden kaçarken buralardan dolaştım hep. Ay, başımı çarptıyorsun. Çık buradan. Çık. Buradan çık. Şu üst kat açılması lazım. Açık bak. Çık.
İşte geldik. Asker, gel bakayım buraya. Komutanım, toplantı odasındayız şu anda. Benim asker de çok çalışkan. Evet, benim babişkom hep çalışkandı komutan amca. Ama lütfen babişkomla görüşmeme izin ver. Her gün gelip onu göreyim, olur mu? Tabii ki. Ay, yaşasın. Seni çok sevdim komutan amca. Sen çok sinirli gözüküyordun ama çok iyiymişsin. Çok iyi kalpliymişsin. Komutanlar, onu canlı ya da cansız yakalayacağız, tamam mı? Bulduğumuz zaman onu ortadan... Asker! Selam babişko, ben geldim. Komutanım... Tanıdın mı? Evet efendim, tanıdım ama benim kızımın burada ne işi var ki efendim? Babişko, ne yapayım, sana gitme dedim, sen beni dinlemedin, buraya geldin. Bu komutan amca seni zorla getirmiş buraya. Ben de sensiz yapamazdım, peşinden geldim, takip ettim seni, ne yapayım? Kızım haklısın da ama ne yapayım, yani vatan görevi yapıyoruz sonuçta burada. Yani bizim de zombilerle alakalı bir sürü planımız var, onları gerçekleştirmemiz lazımdı. Kızım ayrıca buraya gelmen çok tehlikeli. Aşağıdaki suçluyla iletişime geçmedin değil mi? Ha, ben onun yanına gittim, onun yanında saklandım. O bana dedi ki ben dedi zombi virüsü yaydım ama dedi şehrin girişine bir şey bıraktım, onunla çözebilirler dedi. Sakın söyleme dedi bir de bana. Komutanım, oraya en kısa zamanda bakmamız lazım. Evet. Süper. Evet babişko, seni görmeye geldim, çok özledim, kızmadın değil mi bana? Yok kızım, niye kızayım da, yani komutanım inşallah kızmaz, ne diyeyim ben? Yok kızmaz ki. Yok yok, kızmadım, hatta çok sevindim. Babasını seven bir kızımız varmış. Evet. Çok teşekkür ediyorum komutanım. Kızım şey yaparız biz, sen gel bakayım buraya. Tamam. Yanıma gel. Tamam. Komutan hadi amca, git babana iyi. Bakalım. Teşekkür ederim komutan amca, çok tatlısın, sen de çok sağ ol. Babişko, yine ben seni çok özledim, ne yapayım canım babişim. Kızım ben de seni özledim de şimdi sen bak burada komutanların yanında biraz benim rütbemi düşürmeme sebebiyet vereceksin. Kızım zar zor komutan oldum ben. Ama babişko, niye böyle söylüyorsun ki? Ben kötü bir şey yapmadım ki. Seni görmeye geldim. Seni çok özledim. Seni çok sevdiğim için geldim. Hem komutan amca da beni çok sevdi. Bana çok tatlı bir kız olduğumu söyledi. Dedi ki sık sık ziyarete gelebilirsin dedi. Senin gibi tatlı kızı görmeyi çok isteriz dedi. Öyle dedi. Gerçekten mi kızım? İyi o zaman, annene bir araba alayım da sık sık gelin bari, ne diyeyim yani. Çok mutlu oldum ben de bu olaya. Tamam babişko, çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Söyleyebilir miyim, seni çok özledim babişko. Tabii gel. Ay, güzel kızım gel. Canım benim, canım babişim. Benim. Bir daha gitme tamam mı, bir daha uzağa gitme, ben çok özlüyorum seni. Sağ ol güzel kızım, merak etme. Bundan sonra zaten ben gitsem de sen yine beni bulursun bir şekilde. Komutanlar. Kızımı size zahmet, helikopterle eve kadar bırakabilir misiniz? Bizim de bulmamız gereken bir virüs var da. Ahmet komuta, sen bir bırak kızımızı eve. Hafta sonu gelirse kızın tekrar, tamam mı? Tamam, tamam komutan amca. Babamı gördüğün için teşekkür ediyorum. Sen biraz sinirli gözüküyorsun ama aslında kalbin yumuşacıkmış. Teşekkür ediyorum. Evet, ben komutanım, o yüzden biraz sert olmak zorundayım. Tamam, babişkoma çok şey yaptırma, tamam mı? Yoyma onu. O benim babişim, çok özlüyorum. Merak etme. Tamam, teşekkür ederim. Hadi Ahmet amca, götür beni o zaman. Asker! Hadi götür bakayım misafirimiz hemen. Hemen komutanım. Hadi gel benimle küçük kız. Geliyorum. Ops! Çıktım. Ops, çıktım. Şuradan yeni bir helikopter çağırıyorum, hemen yapılıyor zaten. Kızım dikkatli bin, tamam mı? Tamam babişko, seni çok seviyorum, dikkat et kendine, olur mu? Tamam güzel kızım, bak komutanımız da izin verdiğine göre sık sık gelebilirsin buraya, tamam mı? Unutma tamam, beni. Unutmam baba, merak etme, yine geleyim ben seni. Vay, emredersin güzel kızım, kendine dikkat et. Hoşça kal babişko, görüşmek üzere komutan, görüşmek üzere abis. Aşağıdaki komutana da selam söyle. Hepiniz iyi ki varsınız. Hoşça kalın. Vatan size emanet. Tübük de eve emanet. Annem galiba bacaklarımı kıyacak. Hoşça kalın. Hadi hadi çabuk. Gidelim Ahmet amca. Bu arada da yanımda cips getirmiştim. Yer misin? Yok yok, sağ ol. Nam 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 nam. Babişkom çok tatlısın. Çok özlemiştim seni. Bay bay babişko. Görüşürüz kızım. Sanırım Ahmet amca, annem beni gebertecek. Çünkü çok merak etmişti.
Kızım bir şey demezsin ya, şey dersin. Babamı çok özlemiştim, gittim dersin. Gitme demişti ama neyse. Tamam Ahmet amca. Sen beni burada indir. Annem umayın fark etmemişti yokluğumu ama kaç saat oldu kesin anlamıştır, gebertecek. Ups. Çok teşekkür ederim Ahmet amca. Hoşça kal. Babişkom size emanet. Görüşmek üzere. Vatan da size emanet. Görüşürüz. Hoşça kal. Annem nerede Allah? Annem beni gebertecek. Annem nerede acaba? Bakayım. Annem yok galiba. Komşuya mı gitti? Vallahi yok. Neyse. Annem anlamayacağı için ben de uyuyormuş gibi yapayım böyle. Oh piş. Oh piş. Oh piş. Babişkomu gördüm ya. Çok mutluyum.